Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah çok da güzel bir program olacak ve çok da güzel yemekler hazırlayacağız. Hem bugün sizler için hazırlayacağımız lezzetli, güzel ve sunumlar olacak. Pratik yemeklerimiz olacak. İnşallah siz de evlerinize yapacağınız güzel yemekler olmuş olacak. Bugün fırında güzel bir köftemiz var. Püre köfte yapacağız hem güzel bir sunumla ve onun yanında çok güzel bir tahinli tatlımız var. Tatlı hazırlayacağız ve onun yanında ezogelin pilavımız olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada hazırlıyoruz. Sizler evlerinize yapacağınız çok lezzetli, güzel sunumlar olmuş olacak inşallah. Tabii ki biz yemeklerimizi hazırlayacağız dediğimiz gibi sizler de farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız, canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sohbet etmek için hem de farklı yemekler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün aramızda çok değerli oyuncularımız var. Ağır Kelepçe filminin oyuncuları ve senaristi, yönetmeni, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir kısaca biz sizi tanıyabilir miyiz şöyle? Ben öncelikle Ali Bey'e bu konuda söz vermek istiyorum. Bugün yapımcımız olarak. Değil mi? Efendim, hoş geldiniz. Ben Ali Akay. Antalya'da merkezleşmiş olan Akay Yapım'ın yönetim kurulu başkanıyım. Yeni bir şirketiz. Yeni bir yapım şirketiyiz. Türkiye'de bilindiği üzere birçok artık sinema sektörü farklılaştı ve gelişti. Evet. Çok iyi bir noktalara geldi. Tabii ki bu sektörün içerisinde biz de var olmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız da inşallah başarılı bir şekilde sonuçlanır diyoruz. İnşallah tabii ki. Evet. Bununla ilgili tabii size sohbet edeceğiz ve, evet. ve bununla ilgili hem çok da güzel filmler artık başladığınız çekmeye. İnşallah tabii daha güzel ve daha iyi yerlerde görmüş olacağız. Teşekkür ederiz. Sevgili Cüneyt Faruk Arkın. Çok da güzel bir isim değil mi? seni bir kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ya, o zaman şunu söyleyeyim. Cüneyt Faruk Arkın ismi şuradan geliyor. Cüneyt Arkın'ı çok sevdiğim için bu ismi kullanmayı istedim. Yani afiş ismi. Asıl ismim Faruk Eren'dir. 2010 yılından bu yana bu işte boy göstermeye çalışıyoruz. Bu Ağır Kelepçe filmine... Bütün sosyal medyada hep aynı ismi kullanıyorsun. Ha, genelde afiş ismi diyoruz biz ona. Evet. Sinemasal olarak afiş ismi olarak Cüneyt Faruk Arkın'ı kullanıyorum ama asıl ismim Faruk Eren'dir. Adanalıyım. Uzun zamandan beri işte senaryolar falan yazıyorum. İşte kendi filmimizi ne zaman yaparız diye bir çaba içerisindeydik. İşte bu Ağır Kelepçe ile kısmet oldu. Vizyona girdi işte inşallah 10 Kasım'da. Şu an seyircinin beğenisinde. Bunun hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ağır Kelepçe filminin konusu kısaca şöyle. İki dostum cezaevinde birbirini tanımadan iki kişinin dostluğunu anlatan sıcak bir film oldu. Aile filmi diyelim. Biraz da Yeşilçam mağarı bir şey oldu. Yani eskiçe Yeşilçam filmlerine biraz atıfta bulunduk. Onların hakkında öyle daha iyi filmler yapabiliriz diye düşüncesiyle çıktığımız bir yolda işte bu filmi yaptık. İnşallah seyirci de beğenir. İnşallah. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Yemeğin listesini alalım. Tekrardan devam eder mi söyleşimize? Tabii. Çok teşekkür ettim. Evet, öncelikle şöyle bir güzel bir hemen köftemiz var. Püreli köfte. Onun listesini alalım. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Ve Ağır Kelepçe filmi de sevgili izleyen çok da güzel bir film olmuş. İnşallah onun hakkında da konuşmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle bir köftemiz için hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım. Fırında püreli köfte için kullanacağımız malzememiz hemen 600 gram kadar dana kıymamız var. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsak kullanıyoruz, 1 adet yumurtamız var, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz var, kimyon kullanıyoruz. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. Püremiz için de 500 veya 600 gram kadar patates kullanıyoruz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz var, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 600 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 su bardağı kadar galeta unumuz var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar kimyon, 3 adet biber. Püremiz için de 600 gram kadar patatesimiz var, 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Önce soğan ve sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Ondan sonra içine hemen kıymamız, baharatlarımızı ilave edeceğiz. Biberlerle beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra tepsimizin içine ilave edeceğiz. Üzerine tekrar püremiz hazırlanınca püremizi de ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir süsleyeceğiz. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. Sohbetimize geçmeden önce şöyle bir şey yapalım mı? O zaman fragmanı izleyip o şekilde devam edelim mi? Çok memnun bakalım, oluruz. Bakalım Ağır Kelepçe'nin bir fragmanı izleyelim. Tabii, ondan sonra devam edelim. Tabii. Evet, şöyle bir biz de bu esnada hazırlığımızı yapmış olacağız inşallah.
Allah! Çapar! Al şu etini! Leyla teyze, bir şey mi oldu? Kızım! Kes be kadın şu sırlamayı! Kabuslar çöker, en kötü rüyaları görünce... Sensizliğe son noktayı koydum artık. Ben ölünce gel. Çek lan elini! Çek elini! Sen kimsin? Ha geçen gün ne oldu ya şey oldu? Bak bakkalın çırağı sen tut küçücük çocukla eve kapı çalıyor. Bir baktım şey mektup yollamış. Babam görecek diye çok korktum. Onu çok sevmeye başlamıştım. Üstüne üstlük bana bir evlat verecekti. O zaman biz de beynimizi sıkarız kardeş. Sizinle görüşeceğiz bekleyin. Ne diyor lan bu? Lan idamlıksan idamlıksın ha. Uyandı. Kıyamam sana oğluşum. Aşkım hadi geç kalacaksın. Bu akşam nöbetim var. Cezaevindeki oğlunu düşün ha. Oğlumu karıştırma bu işe Cabbar'a. Her şeyi bana yaptın oğluma yapma ne olursun Cabbar'a. Defol şuradan git. Sen niye bu Cabbar'a adam bu kadar çok korkuyorsun? Burada bir askeri araca saldırdılar. Zannedersem tüm askerler öldü. Yüzbaşım hemen gelmelisiniz. Askeri araca pusu kurmuşlar. 3 askerimiz şehit olmuş. Atlayalım dehliz var. İzimizi kaybettirelim. Atakın hadi. Cüneyt! Sakın! Arkın kardeşim! Maalesef müdür bey. Eşimi kaybedeli 1 yıl oluyor. Üzüldüm yüzbaşım. Sensiz değnesin. Evet çok da güzel olmuş. Evet. Teşekkürler. Ne zaman başlandı işte yazdığımız senaryosu olsun, yazımı olsun? Ya, bu filmin yazdırımına aşağı yukarı bir 5 yıl oldu. 5 yıldır yazdığımız bir senaryoydu ama çekimlerine geçen yıl başladım. Çekimler geçen yıl başlandı. Bir süreç, belli bir süreçten geçtikten sonra artık film işte 10 Kasım'da vizyona girdi. Elimizden geldiğince işte izleyiciye güzel bir film izlettirmek için bir çaba sarf ettik. İnşallah izleyicimize beğenir. Çok güzel. Şimdi Cüneyt Faruk Arkın, evet. Ondan sonra Dilara Canbaz, evet. Yanılmıyorsa değil mi? Hülya Hülyalı. Evet. Başka kim var oyuncularında? Ya genelde ben şöyle söyleyeyim, sinemada yeni yüzler kullanmaya çalıştık. Yani. Hep millet tanıdık yüzlerle artık film izlemekten bıkmıştır diye düşünerek de yeni yüzlerle bir film yapmaya çalıştık. Burada Faruk Enterli başrol oyuncumuz, ondan sonra Mustafa Eren, ondan sonra Mehmet Kaçıra, Dilara Canbaz, Hülya Hülyalı, Emine Canbaz, ondan sonra bu işte tiyatro oyuncularıyla da oluşturduğumuz güzel bir ekip kurduk ve bu filmi çektik. Çok da güzel. Peki çekimler ne kadar sürede bir bitti? Ya aşağı yukarı 2 ay falan sürdü çekimlerimiz. 2 ay sürdü. Peki bu aşamada Ali Akay nasıl bir destek verdi size? Valla Ali Akay büyük bir destek verdi. Çok teşekkür ederim. Kendisi biraz anlatsın, buyursun. Tabii ki bir de ondan dinleyelim. Şimdi proje bize geldiği zaman özellikle bizim de yapım şirketi olarak çıkışımızın temel ilkelerinden bir tanesi no name denilen oyuncularla çalışmak. Artık isim yapmış oyuncu arkadaşlarımız burada alınganlık yapmasınlar ama bugün çok iyi üzerlerine oturmuş olan karakterle anılıyorlar, evet, halk arasında. Evet. Yani o isimle anılıyorlar. O isimle anıldıkları için bir komedide sert bir tiplemeyi halk artık yakıştırmıyor. Evet. Onun haricinde işte sert tipleme yanında komedi olanı bir sert bir mizajla kimse beğeniyle izlemiyor artık. Yani bunu izleyemiyor. Artık içinden gelerek izleyemiyor. Onun için bizim asıl çıkışımız no name dediğimiz tiyatro eğitimi almış, sahneden birazcık ders almış, evet, isimlerin artık biraz daha öne çıkması, bir şeyleri başarabildiğinin göstergesi olsun istedik. Tabii ki Cüneyt Hoca'nın da yapmış olduğu bu çalışma bizim prensiplerimiz içerisindeydi. Aynen. Biz elimizden gelen desteği verdiğimize inanıyoruz.
İnşallah bundan sonra gişesi bol olur. İnşallah. İzleyicisi bol olur. Böyle. Peki Ali Hocam, şimdi bir gazeteci olarak şöyle sinema filmi nasıl buldunuz? Hiç böyle müdahale ettiğin sahneler oldu mu? Veyahut da şöyle yapsak. Yok, ben emeğe hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Evet, estağfurullah, saygısızlık değil de. O bir yani emektir. Şunu şöyle yapsak daha güzel olur dediğin ama noktalar oldu mu? Fikir olarak tabii ki olmuş olabilir ama ortada bir çalışma var ve bunu uzmanlar yapıyorsa, benim uzmanlık alanım değilse, uzmanların yaptığı hiçbir şeye müdahale etmemek Ali gerekiyor. Ali Bey o konuda çok hassas gerçekten. Çok güzel. Yani oyuncusuna ya da yönetmenine ya da o tür şeye hiç asla müdahale etmiyor. O yönü çok güzel. Evet. Şimdi bizim yeni bir dizi çalışmamız var. Aslında yeni değil. Bizim Geride Kalanlar ismiyle bir dizi çalışmamız var. Birkaç deneme yaşadı bu dizimiz bizim. Evet. Birkaç denemeden sonra inşallah sonuca gidecek. Buradaki oyuncu arkadaşlarımızla 80'e yakın bir kastımız var. 80 kişilik bir kadromuz var. Bu 80 kişilik kadronun ortaya çıkartacağı eser de aslında çok güzel bir eser olacak. Bunu da yakın bir zamanda ekranlarda izleyecek İnşallah. İzleyicilerimiz. Buradaki hikaye de hemen hemen dostluk ve arkadaşlığın pekiştiği bir noktada. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bizim yapmak istediğimiz çalışmalar genelde kültür ağırlıklı. Yani evet. Kültürün yozlaşmadığı ya da farklılaştırılmadığı noktalara eğilmek istiyoruz biz. Çok güzel. O noktada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu Geride Kalanlar dizisi de bir dönemler Türkiye'nin acısı olan ve geride kalmış olan bir takım acıların tekrar yaşanmaması adına insanların, daha doğrusu halkımızın kulağında bir küpe olarak kalsın istiyoruz. Ya da gözünün önünde bunlar da yaşanmış bu ülkede diyebilsin yeni jenerasyon. Evet, evet. Yani diyorsun bir ders olarak kalması gerekiyor. Yani hikaye gerçekten Manavgat'ta yaşanmış bir hikaye. Ben de Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanmış, gerçek yaşanmış bir hikaye. Çok güzel. Evet. İnşallah bunu dizi olarak ekranlara taşıyıp seyircisiyle buluşturmaya çalışacağız. Evet. Hani diyorsunuz bundan sonra hem dizi olsun hem sinema filmleriyle sıkça kendimize bahsedeceğimize aynen, benziyor. Aynen. İnşallah, inşallah güzel evet. Çalışmalar i̇nşallah. Olacak. İnşallah. Bu sektörde biz de varız diyeceğiz inşallah. Peki şu ana kadar Ağır Kelepçe nasıl bir ilgi vardı, nasıl bir alaka vardır? İzleyen kesimde nasıl bir tepkiler aldınız ya. Olumlu veya da olumsuz anlamda? Ben şöyle söyleyeyim, Ağır Kelepçe şu ana kadar beklediği ilgiyi açıkçası biz biraz da vizyon şeyimiz düşük olduğu için salonlarımızı tam ayarlayamadığımız için bu bir 45 günlük bir süre isteyen bir durum. Şu an beklediğimiz ilgi gerçekten yok ama şunu istiyorum halkımızdan, askerini seven herkesin bu filmi izlemesini istiyorum. Yani ben burada Türkiye'de bir öncülük yapmak istedim. Yani 1 TL her bilet Mehmetçiğimize 1 TL bağış kampanyasıyla girdim ben bu filme ve bunun bir önderliğini yapmak istiyorum. Yani burada bütün arkadaşlara, bu film yapan bütün yapımcılara ya da bu sektörde bu işle ilgilenen herkese bunun önderliğini yapmak için girdim. Etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Halkımız askerine nasıl destek verir onu bilmiyorum. Tabii bu 45 günlük sürecin sonunda belli olacak ama ben şunu istiyorum. Yani askerimizi seviyorsak bu filme destek verelim. Evet. Ya çok bilmiyorum yani Amerikan filmleriyle bizi kıyaslamaları insanların çok yanlış. Ben buna karşıyım. Ha, Amerikan filmlerinde tabii bir taşla helikopter düşüyor. Halkımız buna inanıyor ama bizim de yaptığımız film tamamen doğal. O zaman şöyle yemeğimizi anlatalım. Daha tabii buyurun. Tabii evet sevgili izleyicim, geniş bir kabımızın içine soğanla sarımsağınızı rendeleyin. Ondan sonra içine birkaç tane biberinizi ilave edin. Biberinizi ilave ettikten sonra baharatlarınızı içine ilave edin. Baharatımızdan sonra tekrardan kıymamız. Tabii isterseniz biraz daha fazla da kıyma kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Hemen biz şöyle bir kıymamızı da içine ilave ettik. Ve istersek bayat ekmek, istersek galeta unu da kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsak onu da tercih edebiliriz. Tekrardan kıymamızı şöyle güzelce bir karıştıracağız. Baharatlarımız, soğanımız, sarımsağımız, biberle beraber iyice bir karışıyor. Onları iyice bir harmanlayacağız. Evet, şöyle bir karıştırdık. Tekrardan. İyice bir özleşsin. İsterseniz içine domates de ilave edebilirsiniz.
Ve onu da iyice bir karıştırdıktan sonra tepsimizin altını yağlamıştık. Şöyle tepsimize gönderelim. Evet. Böyle bir tepsimize yolladık. Tepsimize ilave ettikten sonra böyle üzerine hafif biraz bastıracağız tepsimizin içini. Güzelce bir şekilde köftemizi yayıyoruz. Evet. Şöyle bir köftemizi tepsimize yaydık. Ondan sonra üzerine püremizi hazırlayacağız. Püremizle beraber tekrardan fırınlanacak ve iyice bir pişecek ve size de afiyet yiyeceğin çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Biz de yavaş yavaş şöyle bir patateslerimizi hazırlamaya başlayalım ve patateslerimizi hazırlayacağım ben kenarda. Tabii ağır kereçeyle yola çıktın dedim ve güzel de bir proje oldu. Evet. Buradan Ali abi de tabii bundan sonra da inşallah da güzel de bir desteği olacak. İnşallah. Peki bu sinema filminden sonra var mı farklı projeleriniz? Ya Ali Bey'in de söylediği gibi bir tane işte dizi var. Dizi projesi var. Antalya Manavgat'ta çekilmesi gereken. İnşallah onunla bir yola gitmeye çalışacağız. Onun haricinde bir sinema filmimiz var. Gerekli hazırlığı yapabilirsek Cehennemde Balayı adlı bir sinema filmimiz var. İnşallah onun hazırlıklarına başlayıp bunu çekmeye çalışacağız. İsmi bile ilginçmiş. Evet. 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 Zaten ilk şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan 3 yıl önce biz düz siyah bir kağıda Cehennemde Balayı yazıp bir sinema önüne koymuştuk. Sırf şey olsun diye. İnsanların tepkisi ne olur diye. İşte sadece isime gider misiniz falan diyecek. Afiş yoktu. Siyah bir kağıda Cehennemde Balayı yazıyordu. Tabii insanlar dedi ki ya isim çok şey. Yani isim evet. Bu isme ben gider izlerim yani. Afişe hiç gerek yok falan diye. Yüzlerce kişiden böyle bir tepki almıştık. Yani filmin ismi bir kere şey yapıyor. Tepki aldı. Tabii tabii mi? Güzel isim diyor. Yani bu güzel. Bunda kim bilir ne var. Yani çok sır gibi o şekilde bir şey. Aslında filmin hikayesi de biraz kendini zaten ismini o direkt ben anlatıyor zaten. Evet. Peki Ali abi şimdi daha önceden gazetecilik değil mi? Evet. Gazetecilik sadece olsa farklı alanlarda çalıştınız mı? Şimdi benim asıl mesleğim turizm. Turizm. Evet. Çok turizm güzel. İşletme. Yiyecek içecekten gelmeyeyim. Yani aşçı değilim ama gıda sektörü. İyi bir garson, iyi bir servis elemanıydım. Daha sonra o işten sıkıldım açıkçası ve gazeteciliğe başladım. Çok güzel. Şimdi gazeteciliğe başladıktan sonra da ne beni cazip kıldı orada bilmiyorum ama bir şeyler cazip geldi o gazetecilikte bana. Ve uzun yıllar gazetecilik yaptım. Ve hala gazeteciler biliyorsunuz mezarda bile gazetecidir. Yani hiçbir zaman emekli olamazlar. Doğru. O emekliliği yaşayamazlar. Şimdi bizi izleyen duayenlerimiz vardır. Onlar da hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum bunları. Ama daha sonra ben bir hikayeyi biraz önce bahsettiğimiz dizinin hikayesini gazetemde yayınladım. Bundan 9 yıl öncesi. Çok güzel. Yayınladıktan sonra inanır mısınız yerel bazda en yüksek gazete satış tirajını yakaladım. O yani hikayede çünkü... İlgi duymuştu, çok ilgi evet, duymuştu. Evet, evet. O hikayede Manavgat'ta yaşayan birçok kişi kendisini orada gördü. O hikayede gördü. Evet. Orada gördü, tabii. Şimdi Türkiye'de bir kavram vardır, 68 kuşağı derler. İşte 12 Eylül harekatıyla'dan önce bir kuşak vardı. 68 kuşağı denilen kuşak. Hep kendisini o hikayenin içerisinde gördü. Yaşadıklarını, o dönemde nelerle karşılaştıklarını o hikayedeydi. Ve bu tirajı yakaladıktan sonra benim tek hayalim... biliyorsunuz Antalya'da Altın Portakal Film Festivali yapılır. Yani evet. Türkiye'nin Oscar'ı denilebilecek evet. Konuma geldi son zamanlarda. Küçük bir filmle yani kısa metrajlı bir filmle o yarışmaya katılmaktı. Evet amacınız öyleydi. Amacım öyleydi. Yani o hikayeyi bir kısa metrajlı film yapmaktı. Ama daha sonra baktım lafınızı ki... Lafınızı unutmayın kusura bakma ama o zaman siz Cüneyt Faruk Arkın'ı tanıyor muydunuz? O dönemde tanışmıyorduk. O dönemde tanışmıyorduk. O dönemde yani 9 işte yıl öncesi. Bir yıllık şey mi? Evet tanışmıyorduk. Ama daha sonra bizim ortaya koyduğumuz hikaye bizim elimizden uçtu. Yani öyle bir büyüdü ki şımarık ve çok tatlı bir büyüme gerçekleştirdi hikaye. Güzel bir senaryo çıktı. Biraz sonra senaristimizden de bahsedeceğim size. Tabii senaristimiz ki. Çünkü
belki Türkiye'de alışılmış senaristlerden değil. Evet. Kendisinin yine affına sığınacağım. Bizim senaristimiz köyde yaşayan bir insan. Kendisi keçileri veya koyunlarıyla ilgilenir. Ama çok güzel de yazılımı var, yazımı var yani. Hikayeyi çok güzel anlatmış, evet. Güzel kurgulamış. Kurgusu çok güzel. Kendisine buradan, Kadriye Hanım'a buradan ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eseri ortaya çıkarttığı için. Yani bu hikaye dediğim gibi çok şımarık ve tatlı büyüdü. Tatlı büyüdükten sonra uzun metrajlı filme dönüştü. Öyle bir düşünceye dönüştü. Ondan sonra bu dedik ki uzun metrajlı film yerine bir dizi olsun. Evet. Şimdi hazırlanmış senaryomuz bizim 26 bölümlük bir dizi kapsamında. İnşallah işte 3. 4. denemeden sonra kanalın biriyle şu an görüşmeler var. İnşallah o hayırlısı o kanalda buna onay verdi zaten. O inşallah o kanalda göstermeyi çekildikten sonra girecek yani. İnşallah. Ben şöyle bir yemeğimi anlatayım. Tabii, devam edelim mi? Evet sevgili izleyim, ben de şöyle kenarda püremi hazırladım. Püremiz hazır şu anda. Öncelikle 600 gram kadar patatesimiz, ondan sonra içine biraz tereyağımız, tuzumuzu, bir su bardağın yakında sütümüzü ilave ettik. Onunla beraber püremiz hazırlandı. Püremiz hazırlandıktan sonra ben şöyle köftelerimi öncelikle fırına gönderdim. Şöyle biraz hafif bir toparlansın, pişsin diye. Sevgili izleyenlerimiz köftemizi böyle görmüş olduğunuz gibi fırına yolladık. Fırında yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Ondan sonra üzerine tekrardan püremiz ilave edilecek. Püreyle beraber tekrardan fırınlanacak ve ondan sonra köftemiz hazırlanmış olacak ve size de afiyet eğmiş olacaksınız. Şöyle bir kapağını kapattık. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Tekrardan pilavımızla listesini alalım. Tekrar söyleşimize devam edelim. Siz de canlı yayına bağlamak istiyorsanız, sohbet etmek istiyorsanız, Ağrı Kelepçe hakkında bilgi edinmek istiyorsanız 0212 454 55 70 numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaradan bizlere tekrardan şöyle hem sohbet etmek için hem de yemekler varsa buradan ulaşabilirsiniz. O zaman pilavımızın listesi hazır mı arkadaşlar? Tamam. Hemen şöyle pilavımıza listesini alalım. Tekrardan söyleşimize devam edelim inşallah. Evet püremiz hazır. Köftelerimiz hazır ve onun yanında güzel bir ezogelin pilavımız olacak sevgili izleyenimiz. Ezogelin pilavımız içinde kullanacağımız malzememiz 1 su bardağı kadar bulgur, yarım su bardağı kadar tel şehriyemiz var. 1 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 1 adet kapya kırmızı, şöyle kırmızı kapya biberimiz var. Ondan sonra 1 adet yeşil biber kullanıyoruz, 1 adet domatesimiz var. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, nane kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar pirinç ve bulgur kullanıyoruz. Yarım su bardağı kadar tel şehriyemiz, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve tereyağı kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kırmızı biberimiz ve yeşil biberimize 1 adet domates kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve nane kullanıyoruz. Önce hemen tenceremizin içine güzelce bir şekilde yağımızı ilave edelim. Ondan sonra şehriyemizi kavuruyoruz. Hemen içine bulgurumuzu ilave ediyoruz. Bulgurla beraber pirincimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra biberlerimizi içine ilave ediyoruz. Biberle beraber 1 tane domatesimizi ilave ediyoruz ve iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra tekrardan hemen tenceremizin içine suyumuzu ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. 15 ve 20 dakika dinlenecek. Dinlendikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir pilav olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. Evet sevgili Cüneyt Faruk Arkın, şöyle film çekerken şöyle başında ilginç olaylar geçti mi hiç? Veyahut da güzel olaylar geçti mi? Tabii. Film her sette yaşandı. Bizim setimizde de tabii çok komik anlar yaşandı. Ama ben daha önce birkaç oyuncular hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Buradan Faruk Enterli, Dilara Canbaz, Mustafa Eren, işte Emine Canbaz, gibi, o Mehmet Kaçıra gibi, Mukadder Gönül, bu arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Güzel. Özellikle Faruk Enterli, bize gösterdiği müthiş oyunculuğundan dolayı ona çok çok teşekkür ediyorum. Dilara Hanım yine aynı keza bize ilk olmasına rağmen, ilk defa bir sinema filmde, ilk defa bir kamera görmesine rağmen gerçekten mükemmel oyunculuklar çıkarmışlardır. İlk defa rol aldı değil mi? Tabii. Aynı zamanda Şermin Canbaz, ondan sonra Denizli halkı burada bize filmle ilgili çok destekler gösterdiler. Çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda işte Adana'daki Karahisarlı Belediyesi, Aladağ Belediyesi bize bu filmle ilgili müthiş destekler vermişlerdir. Hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çok güzel.
Belediyeler tabii ki dediğin gibi onlar da bir desteği olur. Tabii tabii. Yani ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştılar. İmkanlarını kullandılar. Bizleri işte orada şey yapmadılar, mahcup etmediler. Tabii bunun sonuçta Adana bizim kendi memleketimiz olduğu için yani rica ettiğimiz her yerde iyi kötü işimizi gördüler. Teşekkür ederim şimdiden tekrardan. İnşallah tabii bundan sonra daha güzel bir destek görürsünüz ve daha iyi filmler, dediğimiz gibi diziler siz de evet. görmüş olacağız ve izlemiş İnşallah. Olacağız. Tabii tabii. İnşallah. İnşallah tabii ki hep beraber bunlar da... Peki sevgili Dilara Canmaz dedin. Evet. İlk defa rol aldı. Diğer oyuncular nasıldı performansları? Ya genelde hep aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Yani yeni yüzler olduğu için ben açıkçası ilk başta çekilmiştim. Yani bu filmi çekerken oyuncudan dolayı çok sıkıntı çekerim diye düşünmüştüm. Ama inan ki hangi oyuncuyu nereye koymuşsam tamamen doğal oynadı ve sanki bu işin içinde yıllardır varmış gibi hareket ettiler. Ben açıkçası oyunculardan dolayı hiçbir zorluk çekmedim. Belki bu filmin daha iyi olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yürekleriyle oynadılar. Ben hepsini buradan tekrardan kutluyorum. Çok güzel. Tabii inşallah onlarla beraber daha güzel ve daha iyi filmler sizlerden görmüş olacağız i̇nşallah. Ve izlemiş olacağız. Peki Ali abim, dedin ki ben buradan hem çok güzel bir yardım ediyoruz, çok da güzel beraber çalışıyoruz. Bundan sonra tabii sinema olacak, dizi olacak, evet. Öyle farklı projeler olacak mı sizde göreceğimiz? Şimdi farklı projeler derken biz öncelikle, ben buradan Akdeniz Üniversitesi'nin ne özellikle bütün çalışan ekibine teşekkür ediyorum çünkü onların kültürel olarak yapmış olduğu araştırmalardan biz feyiz alarak bu tür çalışmaları çıkartıyoruz ortaya. Bundan sonra bizdeki olacak olan farklı çalışmalar tamamen kültür dayalıklı. Yani daha önceden yaşanmış halk hikayeleri vardır. O halk hikayelerini özüne uygun, aynen. Hiçbir değişime uğratmadan, hiçbir katkıda bulunmadan ekrana taşımak ya da sinemaya taşımak. Sözünüzü keseceğim Ali Bey. Sizin de sözünüzü keseceğim. Telefonumuz var. Evet, tabii buyurun. Bir telefonu alalım, ondan sonra devam edelim. Tabii buyurun. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayır, size de hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Cengiz Bey, nasılsınız? Saygılar, saygılar hocam. Allah razı olsun. Cengiz Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Hocam teşekkür ederim, sizleri görmek çok güzel bir şey tabii ekranlarda. Biz teşekkür ederiz Cengiz Bey, ne demek? Cengiz Bey, çalışıyorsunuz. Cengiz Bey benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Kendisi aynı zamanda menajerdir, menajerlik yapıyor. Yayına bağlanması bana bir sürpriz oldu ama çok teşekkür ediyorum. Tabii, bu şeyi söyleyecektim. Tabii. Hocalarıma şimdi soru sorarken... yönetmenimiz de şirket sahibimiz Ali Bey şöyle şey söyledi. Ben dedi bir gazeteci kökenliyim. Gazeteci kökenli olmasının sebeplerinden birisini de sormak istiyorum tabii. Gazeteciye sorar gibi. Bu Arkeletçe filminin Türkiye'deki yansımaları tabii ki biraz farklı. Şöyle bir şey söyleyeyim. O güzel bir tepkiler var, güzel bir olaylar var. Avrupa'dan da soruyorlar ki biz ne zaman bunu seyredeceğiz? Fragmanlarını görüyoruz diye. Konuda şöyle söyleyeyim Cengiz Bey. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra filmi internetten şifreli olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Biz sinema versiyonunu bir aradan çıkarıp tekrardan işte dediğim gibi internetten şifreli yayına yurt dışında bizi izlemek isteyen arkadaşlarımıza, sevdiğimiz dostlarımıza inşallah bu şekilde filmimizi izlettireceğiz. Evet, bir de şu var. Yani yörelerimizde, şehirlerimizde bazı şeylerimize tabii ki vizyona girmedi. Nasıl söyleyebiliriz ki? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dağıtım problemi mi var? Şunu söyleyeyim. Hayır. Cengiz Bey şunu söyleyeyim. Derin film olarak bu dağıtıma girdik. Sağ olsun Mustafa Bey, Mustafa Uzun bize bu konuda çok katkısı oldu. Şu an Türkiye'de zaten çok filmler vizyona girdiği için ortalama 300-500 film giriyor yıllık ve sinema salonları bulmada sıkıntı çekiyoruz. Yani bir bizle ilgili de bütün sinema filmleriyle ilgili bir büyük bir sıkıntı bu. Biz bunu bir 45 günlük sürece yaydık ve bu süreçte inşallah Türkiye'de bütün sinema salonlarına sırayla koymayı düşünüyoruz. Ya güzel söylüyorsunuz hocam. Şunu bir kenara kafamıza yazalım. Ben geçen akşam
MTV radyoyu evet. dinlerken evet. Ağır Kelepçe filminin vizyona girdiğini, evet, yani piyasalarda, sinemalarda yeni jenerasyonun girdiğini bu ulusal kanalımız MTV radyodan dinledim. Evet. Yani bu şimdi isim beyan ederken tabii ki afalladık. Dedi ki Faruk Cüneyt Arkın işte Ağır Kelepçe filmi şeye girdi, vizyona girdi. Evet. İşte burada duydum yani normal piyasadaki yani seyretmiş olduğumuz ulusal kanallarda pek duymadık veya de radyolarda duymadık. Ya ama ulusal kanalda şöyle, söylemesi bizi tabii ki mutlu etti. Şöyle söyleyeyim Cengiz Bey, biz de tabii bir kitlese bir reklam yapmak için elimizden geleni yaptık ama bu da belli bir güç isteyen bir durum. Bu gücü kendimize tam olarak %100 bulamadığımız için reklamlarımızı genelde sosyal medyada yaptım. Mesela Adana'da olsun bütün 22 noktada billboardlarla bütün halkımıza bunu duyurdum. Özellikle yine tekrardan üstüne basa basa söylüyorum. Bu filmimiz tamamıyla askerimizi desteklemek için yapılmış bir filmdir. Ama halkımızdan bundan dolayı halkımızın bu filmi izlemesini inan ki istiyorum. Sadece film olarak değil, askerimize destek olsunlar. Yani gidip de tamam başka bir filmden izleyebilirler ama bir defaya mahsus sinemalarda bu filmi gördüğü zaman gidip izlemelerini tavsiye ederim. Tamamen askerimizi düşündükleri için. Evet, evet inşallah izleyenlerimiz de gidip tekrardan film izlemiş olurlar. Teşekkür ederiz ama bir sorum daha var. Yani müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Ne söyleyeceğim? Cehennemde balayı çok takdir ve fragmanında bir ufak yani gösterme evet. olmadı ama içeriğini öğrenenden sonra da çok çok gerçekten güzel bir film olduğunu anladık. Sadece ismiyle anıldı ama ya inşallah Cengiz Bey inşallah en kısa zamanda onun bir hazırlığını yapıp bu filme gireceğiz. Zaten bizim bu sektörde kalmamız gerekiyorsa eğer ki Cehennem'de Balayı bir defa vizyona girdirmemiz gerekiyor. Bizim bu sektörde varız dememiz için Cehennem'de Balayı'nın çekilmesi lazım. Evet inşallah biz de izlemiş olacağız. Bu Cehennem'de Balayı'nın içeriğini şöyle söylüyorlar. Muhsin rahmetli yani hayır Cengiz Bey çok bağlantılı. Yok. Çok bir bağlantısı yok. Sadece rahmetli Muhsin Bey'in sadece ismi geçiyor. Başka herhangi bir bağlantısı yok. Saygılar, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Cengiz Bey. Çok teşekkür ederiz. Size sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Evet sevgili izleyicimiz, o zaman biz de şöyle bir şey yapalım. Ben yavaş yavaş hemen pilavımı hazırlamaya başladım. Köftelerim pişmeye başladı. Biz de çok kısa bir ara gidelim. Siz de kendinize bir çay alın. Biz de hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra programımıza ve yemeklere devam edelim mi? O zaman ekrandan başına ayrılmayın. Çok kısa bir arada sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle tel şehirlerimiz kavruluyor, bulgurumuzu içine ilave edelim. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Tabii ki biberlerimiz hazır, domateslerimiz de hazır. Ben de şöyle bir bulgur ve tel şehirlerimi kavurmaya başladım. Köftelerimiz biraz daha toparlanacak. Sevgili izleyenim biraz daha pişecek. Bir iki dakika sonra onu da alabiliriz. Hemen şöyle yavaş yavaş yemeğimi hazırlarken sevgili Ali abim. Buyur. Peki bütçeyi nerede denkleştiririz? Nasıl zorlandınız mı bütçede? Neler yaptınız? Şimdi yerel bazda bir çalışmaya girdiğiniz zaman hakikaten bütçe oluşturmakta zorlanıyorsunuz. Bu şeydir. Ama herhangi bir kaynak kullandınız mı diye sorarsanız, destek gördünüz mü diye sorarsanız, öncelikle ben buradan Manavgat'ın bir köyüne, özellikle bir köyüne teşekkür göndermek istiyorum. Cüneyt Hocam da o köyde bulundu. Evet, evet. Yaylı alan köyü halkı, inanır mısınız? O köyün halkı özveriyle bu dizinin çekilmesi çok, için çok destek veriyorlar. Acayip destek veriyorlar. Yani bütün köy olarak diyorsun, en büyük desteği onlar verdi köy olarak. Evet, evet, teşekkür ederiz. Evet, buradan ben köy halkına, muhtarları nezdinde teşekkür ediyorum. Büyüğüne küçüğüne. Şimdi bütçeyi oluşturmak öz kaynaklarımız. Tamamen şirketimizin öz kaynaklarıyla hazırlanmış bir bütçemiz var. Hiçbir kurum kuruluştan ya da hiçbir şirketten bize yardım teklifleri gelmiş olmasına rağmen biz bunları kabul etmiyoruz. Kabul etmediniz. Tabii. Çünkü önce bundan sonra kabul edecek misiniz? İmalatı çıkartalım ortaya. Bir çıksın. Çıktıktan evet. sonra eğer beğeni alırsa bize gelecek olan bütün tekliflere açık olduğumuzu söyleyeceğiz. Ama biz şu anda hiçbir şey yapmamışız.
Yani sonuçta bir otomobil bile üretilse bir test sürüşü olur ya da bir şey olur ortada. Biz henüz daha bir şey yapmadık. Ama proje bazında insanlar destek vermeye çalışıyorlar. Şirketler olsun, iş yerleri olsun ya da resmi kurumlar. Manavgat Belediyesi altyapıda bize destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ona keza 7/24 destek sağlıyor. Belediyelerden destek alıyor musunuz diye sorarsanız evet alıyoruz. Ya ben bu konuda bir şey daha söylemek evet, istiyorum Ali Bey. Antalya'da Menderes Türel belediye başkanımız sinemayla çok ilgileniyor gerçekten. Evet. Bu konuda çok yardımcı olan birisi. Ben oradan kendine hı-hı, teşekkür hı-hı, ederim. Hı-hı. Hatta şey açıklaması vardı Menderes Türel'in. Antalya büyük bir şey yapmayı düşünüyoruz sinemayla ilgili. Büyük bir plato. Evet, evet. Bütün film şirketleri gelip burada filmlerini çekebilir. Aslında Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var değil mi? Aynen. Evet. Menderes evet, güzel olur. Bu evet, işin önemini. Hemen şöyle bir yemeğimi anlatayım. Devam tabii, edelim tabii, mi? Kusura bakmayın. Şimdi sevgili izleyenimiz, Ezo gelin pilavımız için teşeriyemizi kavurduk. Ondan sonra içine tekrardan bulgurumuzu, pirincimizi, birkaç tane biberimizi, tuzumuzu, sadece nanemizi içine ilave ediyoruz. Ve bir tane de domates içine ilave edelim. Şöyle bir domatesimi de ilave ettikten sonra tekrardan beraber karıştırıyorum. Şöyle hafif karıştırdık. Ondan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Bismillah dedik ve suyumuzu yolluyoruz. Evet, şöyle bir pilavımızın suyunu iyice bir ilave ediyoruz. Ondan sonra tabii bunu karıştırıp da sonra da suyu çektikten sonra tadına bakın. Eğer suyu azsa biraz daha su takviyesi yapılabilir. Hemen ezogelin pilavımız yavaş yavaş kaynamaya, demlenmeye devam edilecek. Bu arada, bu arada ben de çok güzel pirinç pilav yaparım. Değil mi? Olur olur, çok da güzel olur. Yemeklerle aram iyiydi yani. Çok güzel yemekler yaparım ama pirinç pilavını ayrı bir güzel yaparım. Peki sette yemekleri kim yapıyordu? Sette yemeklerimizi set yemekçimiz vardı. Antalya Manavgat'ta özel yemekçimiz vardı. Mesela biz ağa kelepçeyi çektiğimizde de ayrı bu işleri yapan bir görevli arkadaşımız vardı zaten. Ama tabii biz yine söylediğim gibi çok böyle set ortamında bulunup da yani çok böyle sürekli yemek olacak bir yerde değildik. Hep dağlardaydık biz filmimizi çektiğimiz için. Şehir merkezinde çektiğimiz yerlerde tabii bir yemekçimiz vardı. Çok güzel. Ben hemen şöyle bir üzerine püremi de koyayım. Tabii. Tekrar Ali abiyle devam edeceğiz. Bakalım Ali abi daha neler yapıyormuş. Şöyle bir sevgili izleyenimiz, püremiz de hazır. Üzerine kullanacağımız kadar püre dedik. Onu da güzelce bir hazırladık. İçine tereyağımız, sütümüz, hafif biraz da içine şöyle tuzumuzu ilave ettik. Güzel bir püre hazırlıyoruz. Püremiz hazır. Üzerine ilave edelim. Ve tekrardan fırına yollayacağız. Şöyle bir elimizde yakmadan değil mi? Evet. Şöyle bir düzeltelim üzerine. Oh, çok da güzel kokmaya da başladı. Tabii sizin de çok hoşunuza gidecek. Güzel bir sunum olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Değil mi? Şöyle bir üzerini hafiften bir örteceğiz ki üzeri çok fazla yanmasın diye. Evet. Hemen hemen de hazır diyebiliriz. Evet, şöyle bir üzerini kapattık. Tekrardan fırına yollayalım. Fırında iyice bir toparlansın, iyice bir pişsin. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olacak. Hatta üzerini şöyle bir süsleyebiliriz. Peki Ali abim, genellikle böyle sizi zorlayan evet, bütçe mi oldu? Aslında bütçe olmadı. Bütçe olmadı değil mi? Bütçe olmadı, evet. Bizi zorlayan, şimdi nasıl söyleyeyim, uzman olarak gelenler bizi çok zorladı. Uzman olarak gelenler evet, değil mi? Evet. Ama uzman olmadıkları sonradan ortaya çıkıyor. İşte üzülüyoruz bu tür çok olaylara. Çok kandırıldı mı Ali abi? Ben o zaman öyle diyeyim. Çok kandırıldı mı? Şöyle söyleyeyim, bilmiyorum ama tabir yerindeyse ya biz izlediğimiz kadar sinemayı ya da yayıncılığı çok iyi biliyoruz. Bize gelenler hiçbir şey bilmiyor. Ya da onlar çok iyi biliyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bir yıllı aşkın süredir evet, çalışma evet, olan bir projenin sonuca uğramaması bir yerde bir hata var. Yani insanlar artık çok değişken olmuşlar. Yani şunu diyorsun değil mi? Piyasada evet,
ben yönetmenim diyen, değil mi? Çok oyuncu ya, çok aşırı diyen, çok, aşırı çok. Ama aslında olmayan çok kişi var, değil mi? Hem evet, yönetmen olmayan, hem oyuncu olmayan çok kişiler var. Ya, yani, ve bunlar bayağı daha dediğiniz gibi sizi yaptılar, dolandırdılar. Yani. Ve büyük de bütçeler verilmiş. Şimdi sohbet ederken 650 bin lira 700 bin liradan evet, bahsedildi ve ortada 5 dakikalık bir görüntü bile yok. Evet, o gerçekten yok, çok acı geride, bir durum. Geride kalanlar evet, dizisiyle ilgili işte Ali Bey anlattı. Bu sıklıkla oluyor mu peki Ali abim? Ya, valla bizde oldu. Siz yani bizde oldu. Çünkü sıklıkla olduğunu duymadım ama bizde oldu. Yani şimdi yalan yani diyorsun, yalan bütün, söylemiş olmuyor. Estağfurullah, yani, estağfurullah olur mu? De, duymadım. Yani diyorsun genellikle bu talihsizlik hep biz yaşadık diyorsun ve bizde oldu. Evet. Ama evet, artık tabii ki bunlardan büyük bir ders alındı. Bundan sonra da daha güzel şimdi, bir çalışma yapacaksınız. Bizim yapım şirketimizde ilk çıktığımız zaman 10 kişilik bir kadromuz vardı. Yönetim kadrosu. Ha, yönetim kadromuzda hep değişiklikler oldu. Neden oldu bu? İşte yönetmenim diye gelen insanların yönetim kadrosuna karşı baş kaldırmaları. İşte ben yönetmenim, ben yönetmenim. Ya kardeşim sen yönetmensin ama o da o şirket. Olmaz. Yani sen sahada işini yapacaksın. O da ofisinde işini yapacak. Herkes kendi işini evet, yapması da yani, birbirinin işinde karıştığı zaman biliyorsun çok çirkin oldu. Böyle şeyler oldu. Evet. Böyle şeyler oldu. Oyuncu arkadaşlarımız, özellikle o pırıl pırıl gençler, o yani bir umutla ya da bir şeyleri yapabilme, başarabilme hevesleri vardı onların. Onlar gitti. Ya bir yönetmen gelir 45 günde bir dakika çekim yapmaz mı? Yani, 45 günde. Bir çekim yok, hiçbir şey yok. Yani. Hani bir de ben çok iyi bilen ve çok ünlü yönetmenim diye size geliyor. Yani ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tabii o kadar süre içinde hem misafir ediyorsunuz, hem ödemeler yapıyorsunuz, tabii ki, çok acı bir durum tabii gerçekten. Ki. Tabii ki. Piyasada da böyle çok insanlar var. Cenab-ı Mevlam evet, bizleri böyle insanlardan uzak tutsun ve amin, karşılaştırmasın. Amin. O zaman amin, şöyle bir şey yapalım. Bir telefonumuzu alalım. Söyleşimize devam edelim. Tabii ki. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasın efendim. Teşekkür ettim. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim. Dilara Hanım'ımış. Dilara Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bugün konuklarımızı nasıl buldunuz Dilara Hanım? Çok güzel buldum. Şu anda bir yerden tanıyor musunuz konuklarımızı? Evet, tanıyorum. Dilara Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, şöyle evet, Dilara Hanım. Şimdi efendim, biz hem Ali Bey'den hem de Cüneyt Hocam'dan biz sohbet ettik. Film hakkında bilgiler aldık ama evet, bir de sizden dinleyelim. Film nasıl geçti, nasıl... Siz beğendiniz mi veya da beğenmediğiniz noktalar oldu mu? Peki şöyle bir bayan olarak izlediğinizde neler hissettiniz? Vallahi ben çok beğendim her yerini. Çok güzel. Evet. Yani bütün sahneleri olması gerektiği gibiydi. Çok güzel. Evet. Hani. Peki ekip nasıldı? En çok oyuncu. Efendim? Ekip nasıldı? Ekip çalışması nasıldı? Ekip çalışması çok güzeldi. Çok güzel. Peki böyle hiç sizi ekipte böyle zorlayan oldu mu? Yönetmeniniz olsun veya oyunculardan olsun? Hayır, hiçbiri zorlamadı. Yönetmenimiz zaten hani ilk defa oynamama rağmen çok hani... Çok güzel. O zaman sizin şöyle Ali Bey'e diyeceğiniz bir şey var mı? Ali Bey şöyle istersen şöyle... Dilara Hanım merhabalar. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir çalışma çıkarttınız. Evet. İnşallah bu bundan sonraki süreçte de devam eder. İnşallah. Çok güzel. Evet. Peki şöyle sizin oyunculuğunuz arkadaşlar bahsettiğine göre çok da iyiymiş, çok da güzelmiş ama sevgili Cüneyt evet, Faruk Arkın'ı nasıl buldunuz? Oyuncunu nasıl buldunuz? Vallahi hocamız çok iyiydi. Teşekkürler Dilara Hanım. Teşekkür ediyoruz. Dilara Hanım, Dilara Hanım şu özelliği vardı. Ben işte oyunu verdiğim zaman hiçbir şey demiyordum. Mesela kamerayı kuruyorduk işte ekip falan. Dilara Hanım şunu yapacaksın dediğim zaman ben aslında ilk de az önce bahsettiğim gibi zorlanırım düşüncesiyle girmiştim ama hiç asla yani ne dedim demiştim sanki yıllardır bu işi yapmış gibi giriyordu, çıkıyordu, seti bitiriyordu. Yani biz hiçbir zaman ikinci bir motor dememe şansı bırakmıyordu. Tamamen
al bu ürün bu işte hemen yapıp çıkıyor. Yani bizi asla yormadı. O yüzden ben Dilara Hanım'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Şermin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Teyzesinin kızı yine oyuncumuzdu. Ona da buradan selamlarımı gönderelim. Çok teşekkür ederim. Selamlar olsun. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz Dilara Hanım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Şimdi Abdullah Bey ben orada bir şey söyleyeceğim. Şermin Hanım yanımda. O da konuşmak istiyor sizinle. Tabii ki. Şermin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Dilara Hanım. Alo. Alo. Buyurun hoş geldiniz Şermin Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Çok teşekkür ettim. Peki siz film hakkında bizlere neler anlatacaksınız? Vallahi filmimiz çok güzel oldu. Tam beklediğimiz gibi oldu. Çok güzel. Sağ olsun hocam. Çok destek çıktı bize. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Tabii inşallah sinema filmi çok da güzel yerlerde görmüş olacağız i̇nşallah. Ve devamı da gelmiş olacak. Şermin Hanım oyuncuların için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sayenizde böyle durumdayız. Biz teşekkür yani. Ediyoruz. Sağ olasın. Ali abi sen bir şey ekleyecektin evet, ama. Evet ben bir şey söyleyeceğim bu oyunculukla ilgili. Şimdi ben yapımcıyım. Evet. Sahada yokum. Evet. Ben dışarıdayım. Evet. Ama sahadaki insanların bir şeyleri başarırken hangi zorluklardan geçmesi gerektiğini görme adına ben kamera önüne geçtim. Oyunculuk evet. yaptım. Bu filmde var mısınız sizde? Yok bu dizide değil. Dizide oyunculuk yaptım. İnanır mısınız? Sadece benim iki sahne dediğimiz bölümü çekebilmesi için o kadar insanın 30 kişi sabah başladılar akşam saat 6'ya kadar. Hiç aralıksız yemek molası, çay kahve molası bile vermediler. İki sahneyi çekebilmek için. Çekebilmek için. Evet. Yani bir gününü şimdi, aldı oyunculuk, değil mi? Oyunculuk evet. o kadar da kolay bir şey değil. Evet. Hakikaten ben arkadaşlarımızı hakikaten ayakta alkışlıyorum. Çünkü ben, apayrı bir şey. Bu konuda çok bir şey, teşekkür ediyoruz bizleri aradığınız için. Şeyma Hanım ve Dilara Hanım'a bizden de kucak dolusu. Teşekkürler. Denize selamlar. Ailenize de buradan kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Peki Ali abim dedin ki işte ben akşama kadar kamera önüne geçtiğinde zor muydu? Çok mu zordu? Ya zor. Şimdi değil benim... Ezberin iyi olacak değil mi? Yani bütün her şey iyi olacak. Ondan sonra anladın mı yani oyunculuğun zor olduğunu? Zor. Belki de. Çok zor. Hakikaten zor. Peki maddi durumu dediğim gibi biraz imkanlar kısıtlı oluyor, zor oluyor ve destek alması da biraz zorlandık dedik. Peki böyle dışarıdan sinema filmini bu son zamanlarda çıktıktan sonra görüp de ben işte içine sponsor oluyor veya size destek vereyim diyenler oldu mu hiç? Geliyorlar. 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 Peki yani. Bu sinema filmi için size destek vermek isteyen veya da sponsor olmak isteyen nasıl ulaşacaklar sizlere? Akay Yapım'ın bütün web sitesi. Evet. Ve Facebook adresi, Instagram adresinden bize rahatlıkla ulaşabilirler. Yani oradan rahatlıkla tabii ki, rahatlıkla ulaşabilirler. Çünkü bizim Facebook sayfamızda bile telefonlarımız yazar. Peki örneğin diyelim ki Cüneyt Faruk Arkın geldi veya da Ahmet geldi, Mehmet geldi. Sizin yanınıza geldi dedi ki Ali abi benim bir projem var. Bunun bütçesi ben kendim karşılayacağım. Bu şekilde sinema filmlerinde siz yapıyor musunuz? O şekilde bir çalışmamız şu ana kadar düşünmedik. Ama gerçekten projesi güzelse destek veririz. Çok güzel. Yani bizim kriterlerimiz var. Peki başta böyle şeyler size geliyor mu yani bu tarz şeyler? Çok geliyor. Geliyor değil mi? Çok geliyor. Azerbaycan'dan bile geliyor. Tabii ki. Azerbaycan'dan geldi. Hatta iki tane proje geldi. Bir korku filmi için bir proje geldi. Bir kendilerinin gençlik filmiyle ilgili. Siz sürekli Antalya'da mısınız yoksa İstanbul'da mı kalıyorsunuz? Antalya. Genellikle Antalya'da. Ben Antalya'dayım. İstanbul'da hangi aralıklarda bulunuyorsunuz? İstanbul'da işim olduğu sürece gidiyorum. İşin olduğu sürece evet. geliyorsunuz. Yani çok fazla İstanbul'da bulunmuyorsunuz. Yok hayır. Yani nedir? Anadolu'da olmak daha iyi. Değil mi? Tabii ki orada olmak daha güzel. Çok güzel. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani benim neden sinema ya da bu denilirse ben... Köşe yazımı yazardım ya da haberlerimi yapardım. Zamanımı doldurdum. Şu anda köşe yazıları devam ediyor değil mi? Tabii tabii. Çok güzel. Tabii. Şöyle bir şey var. Acaba diyorum bazen kendi kendime soruyorum. Genlerde mi var
bir şeyler. Anadolu'nun hatta dünyanın ilk meddahı Patara'da. Patara'da ortaya çıktı kazılarda. Daha sonra benim doğduğum köye bakıyorum. Köyümdeki herkes, hemen hemen herkes tiyatrocu. Çok güzel. Yani köydeki herkes tiyatrocu. Herkes tiyatrocu ve seyirlik köy tiyatroları şenliği yapılıyor benim köyümde. Çok teşekkür ederiz Ali abim geldiğin için. İnşallah tabii ki bundan sonra da sıklıkla seninle görüşeceğiz, konuşacağız. İnşallah zamanını da yine bekleriz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Biz yavaş yavaş reklama gideceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. Reklamdan sonra devam edelim. Ekleyeceğim bir şey var mı Ali abim? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenimiz, yemeklerimiz yavaş yavaş hazırlandı. Pilavımız, ezogelin pilavımız hazır. Ondan sonra fırındaki yemeğimiz, o da hazır. Şöyle yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Püreli tepsi köftemiz hazır. Onu da ben altını biraz daha kıstım. İyice bir özleşecek, pişecek, sunumunu yapmış olacağız. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Siz kendinize bir tane çay alın. Biz de hazırlığımızı yapalım. Çok kısa bir araya gidelim. Reklamdan sonra yemek yapmaya devam edelim. O zaman reklamdan sonra yemek yapmaya devam edelim. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde yemeklerimiz pişmeye devam ediyor. Fırında köftemiz, ondan sonra pilavımız hazır. Bugün aramızda şöyle tabii ki değerli oyuncularımız var. Ağır kelepçe oyuncularında sevgili Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim, sağ olasın. Bir kısaca bir sizi tanıyalım mı? Ben Hülya Canmaz ama bu ağır kelepçede Hülya diye geçiyorum. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yayını yaptığınız için ve bizleri de buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz ekibinize de teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey, Ağır Kelepçe Sineması'nın oyuncusuyum. Denizliliyim, kendim denizde oturuyorum. Yalnız şöyle bir şey duyurmak istiyorum ben. Tabii hani ki derler ya, ağaç böyle kökü olur, yerinde kökü olur. Ben Denizli'nin yerinde köküyüm. Çok güzel. İstediğim bir rakama beni ulaştırmadılar. O yüzden çok üzgünüm. Denizli'de bir beklentimiz vardı tabii. Şimdi bir beklentim vardı. Hani ben Denizli olduğum için dedim ki Denizli halkı Hülya Hülyalı'ya destek verir arkasında. Baktım ağacın kökü çürük çıkınca dalları kırılmaya başladı. Ama ağacın kökü sağlam olsaydı o dallar daha da yeşerirdi. Tabii ki. Ben harbiden üzülüyorum. Tabii ki kendim Denizli olmasa bu kadar üzüntü yapmazdım. Çok büyük bir destek bekledim ama maalesef göremedim. İnşallah tabii bundan sonra da olur. Çok da güzel bir destek olur. Hülya'mla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu filmin can damarlarından biridir. Yani Ağır Kelepçe Sinema filminin can damarı Hülya'lıdır. Yani burada kendine çok çok teşekkür ederim. Bize bu vermiş olduğu maddi, manevi her türlü destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çok büyük emekleri var değil mi? Tabii. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben hemen kısa bir yemeğin listesini alayım. Tabii. Söyleşimize devam edelim. Tabii. Bakalım Hülya Hanım neler diyecek film hakkında. Evet. O zaman şöyle güzel bir tatlımız var. Sevgili izleyenlerimiz, hemen tatlımızla listesini alalım. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Tabii siz canlı yayına bağlamak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 dolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle tahinli muhallebimiz için neler kullanacağız hemen bir göz atalım. Ondan sonra yavaş yavaş tatlımızı hazırlamaya başlayalım inşallah. Tahinli muhallebi için kullanacağımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar tahin, 1 litre kadar süt kullanıyoruz. Önce tereyağımızı tenceremize ilave ediyoruz. Ondan sonra unumuzu kavuruyoruz. Unumuzu kavurduktan sonra tahinimizi ilave ediyoruz. Tahinimizle beraber biraz daha karıştırıyoruz. Ondan sonra azar azar sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ettikten sonra tekrardan kaynatmaya bırakıyoruz. Bu yavaş yavaş kaynayacak. İçine 2 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. İyice bir kaynayacak, özleşecek. Ondan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza, bardaklarımıza alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir tatlı olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlamış olalım. Peki Hülya Hanım, sinema filminde zorlandınız mı? Tabii ki bazı yerlerinde ister istemez zorlandım. İlk sinemam mıydı? Evet, ilk sinemamdı. Ama ilk dizim, hani dizilerde de oynadığım için çok zor olmadı, çok da kolay olmadı. Şöyle bir şey. Değil mi? Tabii ki
bazı bir yerlerinde yanlış olduğunda tekrar geriye almak zorunda kalıyorsunuz. Tabii bu arada hocamız hiç bizi hani bu konuda şey üstümüze çok gelmedi. Gayet rahat bir şekilde oyunu verdi. O yüzden şimdi, rahat rahat çektik. Hülya tabii Hanım, ki zor yerleri de var. Biraz önce bazı şeylerden bahsettiniz ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insan bir şey yaparken sevdiklerinden, ailesinden, dostlarından hatta memleketinden o destek gelmediği zaman insan daha çok fazla üzülüyor değil mi? Evet, evet, evet. Şöyle bir şey, koca dünya diyelim veya Türkiye diyelim desteklemeseydi bu kadar ağırıma gitmezdi. Ama maalesef, maalesef Denizli'miz evet. beni destekle... tabii gitti gitmedi değil ama sayı oranı çok az bir şey. Çok düşük. Benim düşündüğümden de çok düşük bir şey. Oldu. O yüzden çok üzülüyorum. Tabii ki üzüleceğim. Ben Denizliliyim. Denizli toprağıyım. Bir tane oradan ne bileyim böyle biri çıkmış karşınıza diyor ki bağırıyor. Denizli halkı, emniyet müdürlüğümüz, hastanemiz vesaire belediyemiz vesaire vatandaşımız bir sürü bizim orada duraklarımız var. Minibüs duraklarımız. Evet. Ve tanıyanlarımız, esnaflarımız. Çok kalabalık hani benim tanıdıklarım da. Ama maalesef arkama baktığımda hiç kimseyi göremediğim için bu beni çok üzdü. Biraz şu çok konu, ben şunu gördüm. O zaman gördüm. Şöyle bir şey yapalım mı abi? Şimdi çok üzüldü değil, fazla da evet. Hülya Hanım'ı üzmeyelim. Evet. Sen de herhalde bir şiir dinleyeceğiz. Sen biraz şiiri alalım. Ondan sonra devam edelim mi? Tamam o zaman. Evet. Şöyle biraz ortalık Tabii tabii buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ona buradan saygılarımı iletiyorum. Bizden de saygı selamlar olmuş evet, olsun. Ondan hani en azından ufacık da olsa desteklerini yani, bekliyorum. Hülya Hanım'a ben burada katılıyorum. Aslında biz bir sinema filmi yaptık. Cumhurbaşkanımız böyle şeyleri de çok seviyor. Destekleri var. Biz de onu çok seviyoruz. Hele ben onun nasıl diyeyim yani. Ben ona karşı çok büyük bir sevgim var. İyi ki başımızda var. İyi ki o Cumhurbaşkanımız olmuş. İyi ki halkımızın başında yani. Evet. İnşallah evet. O da duyar. Evet, size inşallah güzel bir destek de olmuş olur. Bir kerecik bir yerde denk gelsem de ne bileyim yani ona sarılmak istiyorum. Ha, gerçekten. Hülya Hanım onu çok, çok seviyorum. Çok seviyor. Yani. Recep Bey'i çok seviyor. Evet. Ben de sevgili Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu tamamen bir siyasi düşünce değildir. Sadece Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için böyle bir konunun içerisindeyiz. Geçmişte aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam 2009'larda yazdığım bir şiirim vardı. Buradan ona kendisine hitap etmek istiyorum. İnşallah bizi duyuyordur. Duymasa da inşallah bir şekilde 2009'da yazılmıştı. Bir şekilde inşallah kendisine bu şekilde bir şiirimiz ulaşır. Ben bu şiiri onun adına okumaktan gurur duyacağım. Tabii ki. Şiirimizin ismi Recep Tayyip Erdoğan Uzun Adam'a hitaben. Bir nesil senle uyansın diye varsın sen. Atatürk'ten sonra bu vatana yarsın sen. Gökte güneş gibi dağ başında karsın sen. Yarınların umudusun Recep Tayyip Erdoğan. Güneş seninle doğdu, güzel yarınlara biliyoruz. Sen ne yöne gidersen git, biz seni izliyoruz. Seni gönlümüzün sol köşesinde gizliyoruz. Sen bizde cansın Recep Tayyip Erdoğan. Boş ver onları, ardından kötü desinler ne çıkar. O sözler inan bir gün onları kor ateş gibi yakar. Seni seven herkes özlemle kızıl ufka bakar. O ufukta sen varsın Recep Tayyip Erdoğan. Öyle güzellikler yaptın bu ülkeye ama yetmez. Sen görev adamısın, uzun adam pes etmez. Altın çamura düşse altındır, değer kaybetmez. Sen bizim altınımızsın Recep Tayyip Erdoğan. Sen gelecek için bizler için ödedin yeterli bir bedel. Senin için oy kullanmazsam kökünden kırılsın bu el. Sen söyle bu canı feda edelim uğruna gelsin ecel. Canımızdan değerlisin Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bunu siz yazdınız değil mi? 2009'da çok da güzel. Sevgili Cumhurbaşkanımıza hitaben yazmıştım. Bu da herhalde bizim programımıza nasip oldu. Başka yerde okuyordu. Evet, evet gerçekten çok iyi oldu. Ben bunu bir şekilde söylemek istiyordum her zaman ama... Kısmet bu zamanaymış. İnşallah bu şiirimizi kendisi de duyar. Bilmiyorum artık düşüncesi ne olur bilmiyorum ama ben bunu severek ve isteyerek yazdığım bir şiirimdir. Çok da güzel olmuş. Bir gün ne düşündüm biliyor musunuz? Ben dedim buna ulaşamıyorum. Bir kerecik ben bunu sarılamıyorum. Dedim ki bir gün İstanbul'un köprüsüne çıkayım.
Yok yok öyle bir şey. Hayır yok. Ama Cumhurbaşkanı yoldan geçerken adam şeyde artık hani, geri çevirmiyor o kadar ki hani, yani gerçekten. Evet ona hani bir şeyim var ki. Dedim ki şuradan kendimi atmaya kalksam. Tayyip Erdoğan işte Cumhurbaşkanımızı istiyor Hülya Cambaz. Gelin diye dedim bir seslenseler acaba görür müyüm yakından. Yani ben o kadar fanat, ben ona kadar fanatiyim diyor. Ona saygı duyuyorum. Çok seviyorum kendini. Çok güzel. İnşallah o da evet duyar. İnşallah, inşallah. Bakarsa duyar. Sizi de davet ya eder yanına. Ya istiyorum şöyle ona hani gelip sarılıp böyle bir fotoğraf çekilmesini. Ya çok buradan, arzuluyorum. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum Abdullah Bey'im. Söz konusu Cumhurbaşkanımız olunca Adana'da bizi izleyen şu an sevgili annem var, Taci Eren var. O da gerçekten Hülya Hanım gibi sevgili Cumhurbaşkanımızın aşırı şeyi fanatiği diyelim. Onu görmeden ölmeyeyim diye serzen yani duruyor. Ben de diyorum inşallah anne bir gün kısmet olursa Cumhurbaşkanımız seni görür inşallah diyorum. Ama buradan sesleniyorum inşallah annemle ilgili böyle bir düşüncesi olsa Cumhurbaşkanımın ciddi söylüyorum. İnşallah annem çok Adana'ya geldiği yani. Zaman değil mi? Anneniz de Adana'da. Annem de Adana'da ve evet. Cumhurbaşkanımız gerçekten böyle bir şey talepte bulunsa bilmiyorum annem için herhalde dünyalara bedeldir. Çok güzel. Eğer bizi duyarsa herhangi nerede olursa olsun beni yanına getirtsin şöyle yanından bir sarılmak istiyorum ona bir fotoğraf almak istiyorum İnşallah. Ona. İnşallah ölmeden Allah bugünü bana nasip eder. Allah gecine neresi yok niye öylesin ya yaşını geç. Ben şöyle bir şey yapayım yemeğimi anlatayım devam edeyim kaldığımız yerden. Şimdi sevgili izleyelim muhallebi tattığımız için de tabii hemen şehirimiz vardı sohbetimiz vardı. Ben şöyle kısaca bir anlatayım. Öncelikle tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumu ilave ettim. Yarım veya da 1 su bardağı yakın tahinimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra onu iyice bir karıştırıyoruz. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü içine ilave edeceğiz. 1 litre kadar süt. Hemen onu da şöyle içine ilave edeceğiz. Ve iyice bir kaynatmış olacağız. Şöyle biz de 1 litre kadar kullanacağız. Evet, sanırım yeterli. Ve sütümüzü de içine ilave ettikten sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz. Şimdi iyice bir kaynayacak, iyice bir özleşecek, biraz toparlanacak. Ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Evet Hülya Hanım. Şöyle bir şey diyeyim. Buradan Derin Film Dağıtım ekibine çok çok teşekkür ederim. Mustafa Bey'e selamlar. Mustafa Bey'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok başarılı, çok yetenekli kendisi. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben de buradan küçük bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Bey, Allah razı olsun. Şimdi biz bu işte bir işe girdik. Acaba nasıl yaparız diye bir kendimize bir kurmaca içerisindeyken karşılaştığımız, tanıştığımız bir kişi Mustafa Uzun, Derin Film'in sahibi. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bize gerçekten umut etmediğimiz daha yani elinden gelen bütün gayretleri göstermiştir. Evet. Bizim bu filmimizin vizyona girmesindeki en büyük nedenlerden biridir. Çok evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Ona peki, buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Bizlerden saygı ve selamlar olmuş olsun. Peki sevgili Cüneyt Faruk Arkın. Efendim? Bundan sonra Hülya Hanım'la nasıl projeler düşünüyorsunuz? Beraber neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet bir tane hayalimdeki neydi? Hayalimdeki köy diye bir dizi projemiz var ama tabii uzun soluklu bir şey olacak bu. İleride, kaç bölümlük olacak? Aşağı yukarı 100 bölümünü yazdım ben şu an zaten 100 bölümlük sitcom. Türkiye'de bir ilk olsun istiyorum. TV'lerde işte normal sitcomlar yapılıyor ama köy sitcomu ilk defa olsun istiyorum. Çok farklı olacak diyorsun. Evet evet komedi üzerine kurulmuş bir köydeki insanların kendi arasındaki keşmekeşini anlatan bir hikaye. Bilmiyorum ben severek yazdım. Kısmet olur da bir gün bunu dizi haline getirmeyi başarırsam inşallah seyirciye de beğenecektir. İnşallah tabii ki. Tabii dediğiniz gibi bundan sonra sinema filmleri olsun diziler olsun. Evet. Tabii o desteği de bulursa diyorsun devamı gelecek tabii ki inşallah. Ya şunu söylemek istiyorum Abdullah Bey. Türkiye'de değil dünya genelinde bu sinemada ve dizilerde şu vardır. Sponsor olayı gerçekte yani bu sponsor olmadan hiç kimse yani dünya kadar parası olsa yine sponsorsuz hiç kimse bir yere gitmiyor. Tabii. Yani bu bir gerçektir. Yani bizim sinemamızla ilgisi falan değil. Dünya sinemalarında bu böyledir. Ve sponsor olmak zorundadır. Sponsor da ben şunu buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim halkımıza sponsorluk yasasını okusunlar. Okusun. Halk devletimiz çok güzel imkanlar sunmuş. Bu yasayı herkesin okuyup buna göre hareket etmesini istiyorum. Miskin gerçekten koptu, devlet devletimiz her iki tarafı düşünmüş ve mükemmel bir yasa yapmış. Bu yasayı bütün iş adamlarının, belediyelerin özellikle
okuyup bununla ilgili çalışmalar yapmalarını temenni ediyorum. Bir düzenleme yapmaları gerekiyor. Bence de yani. Ben şöyle bir yemeğimi alıp devam edelim. Evet. Peki Hülya Hanım, ben yavaş yavaş yemeğimi alacağım ama sizin yemeklerle aranız nasıl? Deniz yemekleri. Valla bilmiyorum. Yemekleri çocuklar pek beğenmiyor ama nedense yaptığım yemekleri. Hele hele bir benim oğlum var. Allah bağışlasın. Evet, sağ olun. Bir tane daha oğlum var. Onu buradan öpüyorum çocuklarıma. Selamlarımı gönderiyorum. Tuncay oğlum, Hasret kızım, Çağlar, Lütfiye, gelinlerime, torunlarıma hepsini buradan öpüyorum. Pek benim oğlum yemeklerim, karısının yemeklerini daha çok beğeniyor. Herhalde o karısı onun içine aşkını koyduğu için galiba güzel oluyor. Değil mi, ben anne sevgisini ben koysam da demek ki aşkı biraz daha önde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben geçen Hülya Hanım'ın bir yemeğine denk geldim. Yemekleri Hülya Hanım'ın güzeldir. El tadı iyi. Ben onun yemeklerine tadına baktım, güzel. Peki yani yemeklerini... sette böyle yemek yapıyor muydu Hülya Hanım? Tabii birkaç defa yemeklerimizi evet. yaptı. Eline evet. sağlık. Çok güzel. Yani şeyi var yani Hülya Hanım'ın el tadı güzel. Peki Hülya Hanım, böyle Denizli'nin meşhur yemekleri nelerdir? Valla Denizli'nin yemek meşhur var mı böyle yemekleri, özellikle dürüm döneri çok meşhur. Döner. Evet. Ya yemekleri güzel. Hiç. Halkımızın yani her şeyi güzel ama bir tek güzel olmayan yanı biraz Hülya Hülyalı'yı... Yalnız bıraktılar. Şöyle yalnız bıraktılar, vurmadılar, arkadan destek yapmadılar. Onun aslında için burada, çok üzülüyorum. Burada Hülya Hanım haklı. Ben... Aynı keza Adana da olsun, biraz bize gerekli ilgiyi, desteği göstermediler. Ben yine tekrardan söylüyorum, burada bize destek çıkmayın ya. Varsa içinizde asker sevgisi, askerimize destek çıkın. Sizden bütün sinema seyircisinden bunu istiyorum. Değil askerimize mi? Destek çıksınlar. Yani en çok üzüldüğüm nokta neyi biliyor musunuz? Şunu da belirteyim ki, her şey beyninde türettiğin gibi, beyninde gezdirdiğin gibi, diline getirdiğin gibi değil. Bu sektör çok kolay bir şey değil. Hemen o film çekildi, hemen vizyona gelecek, hemen onun parasını alacaksın diye böyle bir şey yok. 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 Hakkımızda, benim özellikle hakkımda çok yorum yaptılar. Ben oğlumu kaybettim. Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yakın dostlar sağ olsun, yanım, Allah kaybetti. Razı olsun. Ama bu acımla, kederimle, her şeyimle... Bu sektörde yani bu yine geri çekilmedim. Dedim ki, Hülya Hanım sen bu arkandan işte bu film olmaz, işte bu filmi yapamazlar, işte bu vizyona girmez yarıda dediler. Kalırız, değil mi? Acımla evet. dahil gözümü. Siz de bilirsiniz. Bu sektörde olan kişiler bilir. Bu sektörde şurada evladın da olsa o şeye geçtiğin zaman kamera karşısında her şey arkandadır. Her şey. Acın da varsa, kederin evet, de varsa. Evet. Tabii ki. Ama maalesef. De onu yansıtamıyorsun. Evet. Evet. Maalesef. Ve bunu benim özellikle çocuklarımın bilmesini istiyorum. Evet. Annemiz hani acısı var da işte hala sürünüyor. Yok. Acın da olsa o kamera arkasında kalıyor. Onu o içinde yaşatıyorsun. İçinde buna yaşatıyorsun. Verilen söz değil mi? Doğru yani, diyorsunuz. Yani dedim ki ben bu sinemayı filmimi vizyona koyacağım. Allahu Teala artık. Gerisi Allah'ıma, Rabbime ve halkımıza kalmış. Ama özellikle buradan da sesleniyorum halkımıza. Lütfen, lütfen ya. Bugün başka bir filmlere, tabii ünlü sanatçılarımıza da buradan saygılarımı iletiyorum. Onlar da çok güzel bir oyuncu. Ama onların yanı sıra biz de bir emek verdik. Bayağı bir yol kat ettik. Arkamızda durmalarını... Böyle halkımızın bize biraz destek vermelerini bekliyorum. Bir nevi de olsa destek olsun. Evet, bir nevi de olsa versin. Evet, yani. Her şeyden önce bizim bir emek var orada. Bir sene boyunca bir emek var. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum Hülya Hanım. Tabii ki. Sözünüzü kesiyorum. Şimdi sosyal medyada bazı kendini bilmezler diyeceğim. Yani filmle ilgili yorumlar falan yapıyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Benim bütün oyuncularım belki... başkalarına göre amatör olabilir. Benim bütün oyuncularım bana göre profesyoneldi. Mükemmel oyunculuk çıkarmıştır. Hepsini buradan tekrardan kutluyorum. Şunu da istiyorum. Bütün oyuncularımın keşke imkanları olsa da daha iyi, daha güzel filmlerde başka yapımcılarla, başka yerlerde oyunlarını görmek bana gurur verir. Yine tekrardan söylüyorum. Bu apuk sapuk yorumlarımızı yazana kadar insanlara destek vermeye çalışın. Ya güzel olmamış olabilir. Olabilir ama deyin ki ya güzel olmuş, elinize sağlık arkadaşlar,
diye bu kişileri motive etmeniz bu kişileri bir adım ileriye götürür. Tabii yani ki. Burada biz kimse bizden dünyayı kurtarmamızı falan beklemesin. Zaten bu bir çok sinema büyük, filmidir. Zaten çok büyük bütçeniz yok. Bir filmdir. Evet, evet, bunu, evet. Bunu kalkıp da başka bir şekilde başka boyutlara çekmenin bir anlamı yok. Yani yaptığımız yok. Bir filmdir. Emin olun ki. Onu yapan, kusura bakma Hülya Hanım, evet. Onu yapan iyisini yapsın biz de görelim. Ben de bunu söylüyorum. Daha iyisini yapabilecek varsa buyursun yapsın. Biz çok iyi bir şey yaptık diye övünmüyoruz. Biz evet. Sadece bir şey yaptık. İmkanlarımız dardı ama bu imkanlarla bir filmi vizyona çıkarmaya çalıştık. Ha, başardık. Bunun bu gururu bize yetiyor. O gün Adana'da filmi izledim de oğlum bana dedi ki baba dedi senden gurur duyuyorum. Bu bana yeter zaten. Çok güzel. Ya, parasıdır bir şekilde gelir. Para kaybetmişsin bir şekilde gelir ama bana oğlumun söyledi bu kelime yeter. Baba değil senin mi? Bu filmi çıkaramaz dediler. Mutlaka etrafında konuşuyorlardır oğlumun. Oğlum da bunun kaç yaşında? 12 yaşında. Ya baba dedi bana bu gurur yeter dedi. Sen dedi bunu buraya getirdin dedi. 12 yaşında bir çocuktan bunu duymak. Ha, oğlumdur sonuçta ama ben gurur duydum. Tabii ki tabii ki çok da, çok da güzel. Peki Hülya Hanım siz Deniz'i dediniz. Evet. Böyle yalnız bırakınca çok üzüldünüz. Çok üzüldüm. İnşallah tabii ki bundan sonra daha iyi daha güzel projeler olur. Hep beraber tabii, tabii, yaparsınız. Bizim gayemiz. Halkımızda bir şey var. Bizim halkımızda derken benim kendi tarafımda ya bu film iyi olmadı, güzel olmadı, yok güzel olmadı diye hiçbir şey yok. Arkasında destek verin bakalım o film ne olacak? Evet. Külken göllerde gül olur ama maalesef bizim insanlarımız biraz ileri görüşlü mü diyeyim, geride mi kalmış görüşü? Şey, hayır, yani, bu yüzden onlara sitem ediyorum. Sinema potansiyeli zayıf. Yani bizim Türkiye genelinde böyledir. Ya seyirci, sinema seyircisi gerçekten Türkiye'de çok az. Değil yani mi? Ortalama... Abdullah Bey, bir de şöyle bir şey var. Benim çocuklarıma işte senin annen filmde oynadı ama bu film çıkmaz vizyona. Çocuklarımı da ister istemez psikolojikmen etkilediler. Ben de bunu biraz... zamana bırakmadım. Mesela atıyorum bundan 3 ay sonra koysaydım ben bu filmi vizyona daha değişik olurdu. Biz ne yaptık şimdi? Liderler vardır. Çok büyük liderler var. Evet. Onların ortasına sıkıştırdık. Yani büyük neden filmi... sıkıştırdık? Çünkü çocuklarım artık dedim inanmıyorlar. Çocuklarımın psikolojik men ister istemez çocukların psikolojisi bozuldu. Bu sefer bozuldu. Yani bak, vizyona girmiş filmlerden bahsediyor. Bu sefer çocuklarınızda tepki almaya başladınız. Evet evet, evet çocuklarımdan evet. Tepki aldım. Çünkü... Tabii ki çocuklarımdan tepki aldım. Olmayacak şeyin peşinden. Şöyle bir şey neden anne koşturuyorsun? Bir saniye hocam. Evet. Neden koşturuyorsun anne? Böyle bir seni kandırıyorlar. Ya kandırıyorlar diye bir şey mi var? Kandırmıyorlar. Bunu yaşayan Rabbimle benim içindeyim anneciğim. Evet. Ha ben çocuklarımdan baskı hani baskı değildi. Benim için üzülüyor onlardı. Hani annem çok mücadele etti. Annem çok uğraştı. İsterlerdi ki tabii ki her şey çok güzel yolunda olsun daha farklı ama ben olsun. De evet. Değil mi? Evet. Ben de bunu çok erken koyduğum için vizyona böyle bir şeyle karşılaştım. Ama şu ana kadar dile getirmedim ve şu anda dile getiriyorum. Lütfen ya lütfen halkımızdan Türkiye genelimizi artık düşünebiliyor musun? Milyonlarca kişiler var. Zamanı geldiğinde bizim askerlerimiz, tabii ki askerlerimize saygı duyuyoruz. Askerlerimiz olmazsa zaten biz bu şekilde rahat rahat duramayız. Hareket edemeyiz tabii canım. Rahat edemeyiz. Şart. Ne olursunuz bir, zaten bir kısmı bir şeyini de bağışladık. Bu da zaten her şeyde geçiyor. Arkamızda falan... destek olsunlar ya. Bizi kül etmeyi değil... Biraz da gül etmeyi düşünsünler. Değil mi? Muhakkak değil mi? Tabii yani. Çok da güzel olur yani. İnşallah. Ya ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi desteklerle ilgili şeye gelince. Şimdi annem sağ olsun biz bu filmi başladığımızda Adana Büyük Soğur Köyü'nde çekmeye başlamıştı. İlk çektiğimiz zamanlarda sağ olsun bize kostümle ilgili hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Biraz dönem film olduğu için 90'ları anlatan bir filmdi. Sağ olsun bütün kostümsel ihtiyacımızı A'dan Z'ye her şeye karşıladı. O yüzden buradan anneme çok çok teşekkür ediyorum. Bize göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Emeği geçen herkese evet, bize evet. Çok teşekkür ederim. Evet. O zaman bir şöyle bir şey yapalım. Bu ağır kelepçe efendim. Şimdi biz yavaş yavaş programımızın sonuna evet. Geldik. Son 5 dakikamız var. Tabii ben... yemekleri de anlatacak. Evet. Ben size süre vereceğim. İlk önce siz yavaş yavaş toparlayın. Selamınız varsa, ilave yapacağım varsa alalım. Ondan sonra sevgili Cüneyt Faruk Arkın'dan alalım. Ondan sonra ben de yavaş yavaş yemeklerimi anlatıp evet. Kapanışı yapacağız. Evet. Buyurun siz yavaş yavaş anlatabilirsiniz. Şimdi burada bu ekipte Ağır Kelepçe Sineması'nın ekibinin hepsini emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Faruk
Enterli başrol oyuncumuz. Dilara zaten yabancı değil, akrabamız. Emine Canbaz akrabayı zaten. Canbazlar ağır kelepçeyi sardı ama Denizli halkımız bu kelepçeyi itmeye çalıştı. Sahip çıkmadılar. Bu güzelliğe, bu ortama sahip çıkmadılar. Ondan sonra Mukadder Gönül var. Onu buradan saygıyla selamlıyorum, öpüyorum. Tüm ekibimizin oyuncularına bu başarılarından dolayısı hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İnşallah tabii dediğimiz gibi sizleri daha iyi, güzel ve daha böyle gişesi bol olan, amin, bol izlenen filmler i̇nşallah. Ve dizilerle görmüş olacağız. İnşallah. Şöyle sizden alalım ilave yapacağını. Ya, ilave yapacağım bir takım bir şeyler var. Tabii şimdi öncelikle burada Büyük Sofur Köyü benim köyümdür. Benim de küçük bir sitemim olacaktır. Yani illaki bu işleri yabancıların yapmasını beklemesinler. Bu köyüm, her köyden herkes çıkıp böyle şeyler yapabilir. Ben de Büyük Sofur Köyü'nden bu iş için çıktım ve yaptım, ortaya koydum. Ben Büyük Sofur halkından burada desteklerini bekliyorum. Yani bu sinema filmime destek versinler. Yani bunu artık başkalarının değil de bizim de yapacağımıza inansınlar. Kendi işlerinde bu keşmekeşten kurtulsunlar. Yani bu demektir ki bir film, belki 10 film, belki 20 film ama hep ben yine mümkün mertebe kendi köyümde çekeceğim için ama beni ne kadar dışlarsalar ben onların içerisine o kadar gireceğim. Büyük Sofur'unda. Çok teşekkür ederiz. Yani beni itebildikleri kadar ben daha çok film çekeceğim. Ki onların mutlaka bir yerde utanacaklarını göreceğim. Ben burada Büyük Sofur halkına sitemkarım. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi Karahisar Belediyesi'ne, Aladağ Belediyesi'ne tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularım, hepinizi buradan öpüyorum. Benim nazarımda hepsi profesyoneldir. Çok İsteyen istediği kadar amatör desin. Beni hiç enterese etmiyor. Ben çünkü kamera önünde onları gördüm. Hepsi mükemmeldi. Evet. Benim nazarımda. İnşallah hepinizin yolu açık olur. Buradan hepinize selamlar. Çok, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz de yavaş yavaş şöyle bir yemeklerimize neler yaptık. Hemen bir göz atalım. Bu filme siz de destek verin sevgili izleyenlerimiz. Çok da güzel bir film. Mutlaka gidin. Böyle hem güzel projelerde katkınız olsun hem de bu insanları sevindirin diyoruz. Evet önce köftemiz. Evet şöyle bir köftemiz için neler kullanıyormuşuz? Hangi malzemelerimiz var? Şimdi baktığımda artık yesim geliyor. Öyle bir lezzet kokusu geliyor ki. Çok güzel. Eline sağlık bu arada. Eline sağlık. Evet. Sağ olasın. 600 gram kadar şöyle fırında püreli köftemiz için 600 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş veya 3 diş sarımsak kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet yumurta, ondan sonra 1 su bardağı kadar galeta unumuza, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar kimyon kullanıyoruz. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. Püremiz içinde 600 gram kadar patates, 1 su bardağı kadar süt, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 600 gram kadar kıymamız var. Ondan sonra 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullanıyoruz. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. Püremiz içinde 600 gram kadar patatesimiz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüze, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımıza, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Geniş kabımızı içine soğan ve sarımsağımızı rendeleyelim. Ondan sonra içine biberlerimizi ufak ufak doğrayıp ilave ediyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. 600 gram kadar kıymamızı içine ilave ettik ve ondan sonra tepsimizin içine ilave ediyoruz. Galeta ununla beraber harmanladıktan sonra tepsimizin içine ilave ediyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında bir 10 dakika 15 dakika toparlanıyor. O toparlanırken biz de ayrı bir tenceremizde hemen püremizi hazırlıyoruz. Patateslerimizi güzelce bir şekilde şöyle bir hemen eziyoruz. Onun içine tereyağımız, tuzumuzu, sütümüzü ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Köftemiz biraz toparlandıktan sonra üzerine püremizi ilave ediyoruz. Püremizi ilave ettikten sonra tekrardan fırınlanıyor. Fırında 1-1,5 saat bir toparlanması gerekiyor. İyice piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir fırında püreli köfte olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. İkinci yemeğimiz hemen alalım. Hemen pilav için. Ezogelin pilavımız için de sevgili izleyenim neler kullanmıştı, hangi malzemelerimiz var? Ezogelin pilavımız için de 1 su bardağı kadar bulgur, yarım su bardağı kadar tel çeyreğimiz, 1 su bardağı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var, 1 adet kırmızı kapya biberimiz var, 1 adet yeşil biber kullanıyoruz, ondan sonra 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve nane kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar bulgur ve pirinç, yarım su bardağı kadar tel çeyreğimiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve sıvı yağ kullanıyoruz. 1 adet biber, ondan sonra 1 adet yeşil biberimiz ve ondan sonra domatesimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve nane kullanıyoruz. Yağımızı tenceremize ilave ediyoruz. Ondan sonra tekrar içine çeyreğimizi kavuruyoruz. İçine bulgurunuzu ilave edin. Bulgurla beraber tekrar biberinizi ilave edin. Ondan sonra pirinçleri de ilave ettikten sonra iyice bir kavurun. Kavurduktan sonra baharatınızı ilave edin ve sıcak suyumuzu içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen kapağını kapatıyoruz. 10-15 dakika dinlenecek ve dinlendikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir pilav olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve tatlımıza da hemen kısaca bir göz atalım.
Evet, şöyle tahinli muhallebi için de sevgili izleyicilerimiz, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 1 su bardağı kadar tahin, 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar tahin, 1 litre kadar süt kullanıyoruz. Önce tenceremize yağımızı ilave ettik, ondan sonra unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine tahinimizi ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra sütümüzü azar azar içine ilave ediyoruz ve ondan sonra güzelce bir şekilde 2 su bardağı yakın şekerimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra iyice bir kaynıyor, özleşiyor. Sunum yapacağımız tabaklar ve bardaklarımızı aldıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir tatlı olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah daha güzel ve daha iyi projelerde bulunacağız. İnşallah. Selam göndereceğiniz varsa alalım. Var, tabii yavaş ki yavaş. Var. Tabii, buyurun. Buradan Akhisar'da kızım, Turgutlu'da kızım var. Turgutlu'nun tüm hepsine, akraba, eş, dost ve halkına selamlarımı gönderiyorum. Ve Salihli'ye de teşekkür ediyorum bu arada. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Aydın'da bulunan akrabalar, eşler, dostlar. Bak ne kadar güzel sayıyorum, görüyor musunuz? Bu kadar memleketi sayıyorum işte. Onlar anlamıştır zaten beni. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, yeğenim Ayten'ime buradan özellikle bu sinemada Bağır Kelepçe'de onun da çok büyük desteği var. Kendine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, kendini öpüyorum buradan. Çocuklarıma, Hülya'm var, Volkan'ım ve bir de rahmetli oğlumun hanımı Gamze'ye ve torunlarımı buradan çok çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Rabbim Allah-u Teala hani veren derdi sabrını da verirmiş. Evet, mekan cennet olsun. Evet, yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de buradan tüm ekibime tekrardan çok çok selamlar gönderiyorum. Özellikle anneme ve kız kardeşlerime. Hepinizi buradan öpüyorum. Herkese bay bay. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, biz de böylelikle güzel bir programımızın sonuna geldik. Sizlere bir şeyler kazandırmışsa ne mutlu bir şey, bizlere. İnşallah siz de evlerinize kendinize sağlıklı, lezzetli, güzel bir şekilde yemekler hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Öncelik gurbetçilerimiz, onları çok seviyoruz. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olsun. Ondan da Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Bütün askerlerimize, polislerimize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet. Pazartesi görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.